Arkadaşlar bu hafta sizi Ege'nin çok bilinmeyen rotalarına götürmek istiyorum. Bugün Uşak Taşyaran Vadisi'ndeyim. Daha sonra Türkiye'de Kapadokya'dan sonra bilinen önemli peri bacalarından biri olan Kapadokya'ya uğrayacağız. Daha sonra Kula, daha sonra Kula Geopark, arkasından da Salihli'deki Salihli Antik Kenti'ne gideceğim. Son noktamızda bilgi olacak. Şu an Taşyaran Vadisi'ndeyiz. Burası muhteşem bir doğası var. Bu taraftan geçenlere buraya uğramasını özellikle tavsiye ediyorum. Selamlar. Şu anda Kapadokya olarak bilinen Kula Geopark'ın içindeki bulunan peri bacalarının olduğu yerdeyim. Özellikle Kula'dan geçerken buraya kısa da olsa uğrayabilirsiniz. Tabii ki bir Kapadokya değil. Ancak görülmeye değer bir yer. Aşağı yukarı bir saatlik bir zaman içerisinde girip çıkabilirsiniz. Parkın girişinde herhangi bir görevli yok. Herhangi bir giriş ücreti vesaire yok. Çok bakımlı bir yerde değil. Ancak buradaki jeolojik oluşumları görmek bence güzel. Bu taraftan geçerken buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Sart ya da Lidyalıların adlandırmasıyla Sardes, M.Ö. 6. ve 7. yüzyıllarda büyük bir ekonomik ve politik güce sahip bir devletin, Lidya uygarlığının başkentiymiş.
Hatta parayı ilk defa kullanmış olan Lidyalıların servetlerinin önemli kısmının şimdiki adıyla Sardçayı olarak anılan Paktalos Nehri civarındaki altın madenlerinden geldiği düşünülmektedir. Sardes Antik Kenti'nin kalıntıları bugün Manisa şehir merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan Salihli ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Sardes Antik Kenti, Lidya ve daha sonra egemenliği altına girdiği Roma döneminden kalma pek çok tarihi değeri de içinde barındırmaktadır. Tarihi koruma alanında bulunan Anadolu'nun 7 tapınağından biri olan Artemis Tapınağı, antik çağlarda Batı Anadolu'daki Yahudi varlığının en önemli kanıtlarından biri sayılan Sardes Sinagogu, Roma dönemine ait hamam, gimnazyum kompleksinden kalıntılar açısından oldukça önemli ve eşsiz kültürel varlıklardır. Arkadaşlar şu an
Sandıkoğlu Konağı'nın önündeyim. Hemen ileride Kerimoğlu Konağı var. Bilgiye gelmeden önce gezeceğiniz konakları önceden iyi belirlemenizi önemli ve şiddetle tavsiye ediyorum. Sebebi şu, buradaki halk bu konakların çoğunu ya bilmiyor ya da yerini doğru dürüst tarif edemiyor. Hakikaten bu önemli bir sorun. Elinizde haritayla iyi bir şekilde işaretlemenizi önemli tavsiye ediyorum.